Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Size sorayım. Hazreti Ali'den sözler var. Hac yapacaktık, onu yapmışız. Hacın simgeselliği, Uhud nedir? Efendim, Okçular Tepesi nedir? Bedir nedir? Bir bakın ona. Uhud Mektep'tir. Orada yaptım. Sitede var. Ben orada, hem de orada yaptım. Kısmen orada Mekke, Medine'de yaptım. Ondan sonra onlar burada da yaptım, ekledim. Ondan sonra, şimdi ben size sorayım. Psikoloji mi yapayım Hazreti Ali'den? Efendim, Hazreti Ali'den çıkan sözler, kitabını okudum, aldığım not. Ondan sonra şu da var, ben ve aldığım roller, elif ve nokta diye bir hapishanede yazdığım bir şey. Bu defter hapishanenindir. Ben ve aldığım roller, elif ve nokta diye geçiyor. Psikoloji yazmışız. Başka bir yer var, size soruyorum hangisini isterseniz. Senin gördüğün gibi mi acaba bu alem? Ben başka bir şey söyleyeyim abi ya. Ahlak var. Hayat insan mertebesine çıktığı zaman da şöyle ucundan kenarından bir ufak anlatsanız var ya, yemin ediyorum hepsinden güzel olur abi. Öyle de şey... yok mu yanınızda abi dört sene ya? Var burada. Öyle güzel ki. Yani Almanya'daki o dersin tadını... Tedavi devam ettirelim bunu. Abi çok harika. Ama... Güzel olur abi, güzel. Çok çok güzel olur. Şunu da sileyim abi isterseniz o zaman. Tamam, dursun. Dursun mu? Niye siliyorsun? Belki dursun. Yazmamız icap ederse abi. Arkası ders ortasında oyalanmayalım diye. Arkası boş. Tamam. Boş mu arkası? Boş. Sil abi sen. Peki o zaman. Sen çevir, ben silerim arkadan. Peki. O zaman değiştiriyoruz. Sil abi sen. Sen bir sıkıntı, ne yaptın? Yok. Bazen doğum bir iş yapıyorum. Bu arada bir gönderme yapayım sevgili canım kardeşlerime. Bana kızmışlar tabii. Almanya'da böyle kırmızı kitap var. Böyle. Bu tam şey değil de. Hani üzerine yazı yazılmamış. Cilt yapılmış yani. Satın alma olmadığı. Çünkü, yani çok güzel abi o. Bak şimdi nedir diye. Bu gündem oldu bayağı. Bir haftadan beri sıkıntı oldu. Yani satın alınsa üzerinde bir kitap ismi yazar. Yani bir şey yazar. Düz bir şey. Hani anlaşılan cilt yapılmış. O nedir? Almanya'daki derslerde o kıpkırmızı bir kitap var önümüzde. O niye buna benzemiyor yani? Benim kitap, 40 senelik kitap, külliyatım. Dağılıyor. Yani taşısam dağılıyor, içinde yapraklar şey yapıyor. Onu İstanbul'da işte Küçükçekmece'de dershanede tutuyorum. Onu Allah razı olsun bir kardeş yapmış. O zaman ki tekrar ya şimdi gene yaptırmak istiyorum ama sizde bir şey çıkmadı. Bilmiyorum hatta. Onu cilt yaptırdım. İşte Almanya'ya, Fransa'ya, Almanya çeşitli yerlerine, şuraya, buraya, devletlere, dershanelerimize birer takım koydum. Külliyat yani. Cilt yaptırdım. Belki de bu külliyatın 3 katı, 5 katını verdim hocam. Yani onu matbaada yapılan cilttir. Yani Risale-i Nur'dur o. Envar'ın. Ama işte benim külliyat taşıyamadığım için, ama peki niye kendisini taşıyorsun? Üzerine çalışmalar yapmışım, atıflar yapmışım, notlar düşmüşüm, mektubata bak, şuraya bak diye falan çalışmalar olduğu için kendi kitabımdan daha çok yapıyorum. İzah yapmak ihtiyacım duyuyorum yani. Yaptınız abi bunu defalarca yaptınız. Dedik o. Soruyorlar yani. O ki yani mesela diyelim ki haklı olabiliyor. Koca uzun bir dersten bir tanesi 1,5 dakika kesmiş, koymuş, bakıyor kitaptan. Ama o izahı başa koyduğumuz için onu görmemiş. Görmediği için güzelce izah ediyorum. Kendi 40 senelik kitabım dağılıyor, formalar dağılmış. Onu cilt yaptırdım, o cilt odur. Sen külliyatıdır. Şimdi madem öyle, onu yapalım o zaman. İyi ki getirmişim. Çok iyi. Hiç yapmayacağım bir şeyi getirdim. Peki. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat.
Almanya'ya da 3 tane mi yaptık? 2 tane yaptık galiba. 3 tane. 3 müydü abi? 3 tane yaptık. 3 tane, ha 3. Şu anda yayında 5 tane var. Evet. 5 tane yayında var. Şu 506 sözlerde hayat tabaka insani çıkarsa ne oluyor yani çıkarsa? Ondan sonra anlatıyor işte ilk önce sen çıktığın alameti o alemleri ziyarete doğru gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Fikrediyorsun. Fikrediyorsun, hissediyorsun. Zikrediyorsun, ilim yapıyorsun, meşgul oluyorsun. Bu ziyarettir. Sonra onlar da kalktı, benim bu kadar şey yapıyorsun. Bir de ben sana geleyim diye diyarıyı ziyaret ediyor. Tevzu o. Ne demek bu? O 5 tane dersin devamı, sıfı cümle ama külliyatta açılımını yaptım, çalıştım. Hayatın kendisini girsek kendi başına bir konu, hani çok dehşetli bir şey. 29 diyor değil mi? Lemalar 339'da hassası diyor. Kaç hassa diyor? 29 hassa diyor. Ondan sonra tam hayat çıktı ama bir sayfa geri gelmiş. Yani tam oraya. 29 emniyetli ve kıymetli hassalarını var. Biz onu anlatmaya kalksak o zaten şey. Biz netice itibariyle bizde ne olur? Onunla meşguluz. Tamam mı? Hazır mıyız abi? İnşallah. Ben aslında niyetim şuydu. Hapishane haletlerinden böyle ailenize, kendinize, dimağınıza malzemeler verecektim. Ondan sonra her şey gözüktüğü gibi değildi vesaire ama siz böyle enfusi şeylere alışmışsınız. Demek ki başka şey doyurmuyor. Abi gerçekten bu. Evet, o senin fikrin ama bak diğerleri de sükut ettiği için ikrar değil mi? Tamam. Hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça bu kadar. Külliyatta en yüksek mertebe tabaka insaniyeymiş. Bak, hayat tabaka insani olan tabaka insani çıkarsa demiyor. En yüksek mertebeye tabaka insaniye. Demişti ki o derste hayat tabakası 5'tir. Birincisi kimindi? Bizim hayatımız. İkinci tabakayı hayat? Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam. Hızır'la İlyas. Üçüncü? İsa ile İdris. İdris. Dördüncü? Şehitler. Şehitlerin. Beş? Ehli kubur. Bu işte yukarısı şimdi, 6. 6 tane iman esasının şeyi. 6 mı? Hepsinin bütünlüğü mü? Hepsinin cemi aslında. Cemi. Altı demiyorum da cemi. Çıkan kim? Sormuşum. Soru soruyorum. Hayat çıkıyormuş. Nereye çıkıyormuş? Tabaka insaniye. Oraya çıkıyormuş. Kalbin ve ruhun derece hayatına çıkarsan diyor. Kalpteki hayat bu. Kalpteki hayat nedir? Latife insaniydi. Yani insan olmak kolay değil. Ben neyiz yani? İnsan değil miyiz? Beşeriz. Beşer zıtların cemidir. Şöyle bir kap düşünün. Zıtların karışımıdır. On beşeriyettir. Onlardan güzel sıfatlarınla sıyrılırsan sıyrıldığın kadar insansın. Abi bu Esma-i Hüsna'nın 5 şekilde tecellisi diye mi bakmamız lazım? Tabii. Öyle ayrı ayrı değil yani. Yani o zaman bu tabii... 5 çeşit değil. Meratibi. 5 meratibi yani. İnsanda hepsi cem olmuş. Cem olmuş. Hem de en azami şekilde. En azami şekilde. Mesela bu 5'te kainatı nereye koymak lazım abi mesela? Kainatını. Koymuş işte. Şeceri hilkatte koymuş. Mesela bugün ya sen işte şu alem bu alem insanda falan diyorsun. Ya böyle bir şey var mı diye çalışırken dedim ya. Akıl çalışırken dedim ya bu ona da denk gelince
şeceri hilkat, şeceri kainatlarına çalışırken onlar var ama mezumuz değil. Bunu bugün yazdım. Yok yazmadım. 570 sözlerde. Sözlerde anlatıyor. Alemlerde var olan insanda da var olması gereğince, işte alemde şunlar var, insanda şu var, şey var, böyle. Kıyas ediyor 570 sözlerde. Sayfaya koydum, kendisini yazmadım. Miraç bahsi. 570 evet. 570 bakayım Miraç mıdır? Evet. Burada anlatıyor. Evet. Diyor ki biz de deriz ki madem Sani Zülcelal mülk ve melekutundaki ayat acibesini göstermek ve şu alemin tezgah ve menbalarını temaşa ettirmek, göstermek ve temaşa ayrı ve amali beşeriyenin insan değil, amali beşerin netayic uhreviyesini ira etmek istemiş. Elbette alim-i mubsiratın anahtar hükmünde olan gözünü, anahtar göz ve mesmuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi ruhunun hadsiz ve zayıfe medar olan alat ve cihazatının makinesi hükmünde olan cismi mübarekini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezey akıl ve hikmettir. Şimdi diyor ki nasıl ki cennette hikmet ilahiye cisme, cismi ruha arkadaş ediyor. Ediyor. Çünkü pek çok ve zayıf ubudiyete vaatsiz ve lezaiz ve alama medar olan cesettir. Elbette o cesidi mübarek ruha arkadaş olacaktır. Burada anlatıyor işte. Arşa kadar beraber almış. Arşa kadar cesedini götürmüş. Arştan sonra cesedi gitmemiş. Ceset orada bitiyor. Kainatın sınırını çizmiş oluyor değil mi abi? Böyle? Kainat. Kainatın sınırını çiziyor. Şimdi tek tek böyle peki bu manalar nasıl gelir diye bugün birisi sordu. Nasıl olur? Kardeşim zihnin ne kadar boşalırsa, temiz ve boş olursa mana gelir yoksa gelmez. Gelir de vurur geçer, teğet geçer. Yani zihnimizi ne kadar siyasetten, geniş daireden uzak tutarsak, yani o kadar asude bir hayat olur, huzurlu bir hayat geçiririz. Bilmem bilmemen hiçbir şey getirmez ve manalar gelir. Veya şu anda dinlerken senin zihni iki de bir meşgul ediyor. Şöyle şöyle, böyle gitti, böyle geldi. Zor alırsın, alamazsın. Bunun tercih meselesidir. Tercih edeceksin. Ya manaları hazır bir durumda duracaksın veya siyasi boğuşmaları, dünyevi hadiseleri merak takip edeceksin. Merakını oraya harcayacaksın. Bunlar gelmeyecek. Gelse bile avlayamayacaksın. Usta diyor, avlayamadım. Bu tercih meselesi. Zeki meselesi değil yani. Mesela bir tane sınıf arkadaşım demiş ki birisine denk gelmiş benim. Ya ben onu tanıyorum dedi ya. Ben onu tanıyorum. Öyle o kadar zeki değildi dedi ya bu işlerde. Doğru söylemiş. Zeki akıl farklı ya. Yani o kadar zeki değildi ya. Ben hayret ediyorum diyor. Ben YouTube'da bir söylettim bu bizim sınıf arkadaşım ya diyor. Şaşırıyor. Niçin söyledim bunu? Zihninizi bir şeye fena fil ederseniz öyle çalışır. O işte gidip gelmeler olur. Sen o ziyaret edilirsin. Oradan beslenmek gibi. O besleniyor sana. Ama zihnini dağıtırsan, allame-i cihan olsan zihninde yer yok. Ne olursan ol. Biliyor musunuz? Akıllı olanlar değil de zeki olanlar intihar ediyor. Psikoloji bozukluk zekavettedir. Akılda değildir. Akıl alakası yok onun. Zeki insanlar, delilerin hiç intihar ettiğini gördünüz mü? Ya, bebekler herkese. Evet. Hayat sana verilmiş, sendeki hayat sana verilmiş. Tek tek gidiyor.
Hayat sana verilmiş, sendeki zaruri olan değil, sana verilen bu. Yani zaruri bir şey değil. Sana hayat verilmiş. Benim gömleğim, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Bunlar sana verilmiş. Seni sen yapan şey değil. Bir kere hayat verilmiş. Hayat verilerek, hayat neyse o alemler sana verilmiş demektir. Tamam mı? Mantıkla gidiyoruz. Yani kamyonu sana verdim arkadaşlar. Kamyon sizin. Kamyonda ne varsa da senin demektir. Binayı sattım. Kapıyı da sattım ha. Demek gerek var mı? Muslukları da sattım. Bilinmez. Binayı satılmışsa her şey satılmış. Hayat sana verilmişse, hayat ile ne yapılmışsa hepsi sana verilmiş. Hepsi hayatta yapılmış. Herkese müstakil ayrı. Evet. İnkişafatı hayat cevher olarak verilmiş. Evet. Bir misal vereceğiz. Belki acele edebiliriz ama acele etmeyin. Hayat sana verildi. Ne kadar uyandırırsan içerisini, o mertebeler o kadar çıkıyor. Şimdi ona misalli olacak, muşakas misaller olacak. Bu verilen hayatla sende var olan tabaka insaniye ile, sende var olan tabaka insaniye, o alemlere giriyorsun ve onlar sana geliyorlar. Sana verilen hayatla, hayatla yapılmış. Bendeki bil kuvve, alemde bil fiil. Ne demek o? Çekirdeğe bil kuvve, çekirdekten ağacın çıkmış haline bil fiil. Anladık mı? Bu çok konuş. Çekirdek ağacı hulasasına bil kuvve, oradan yaratılan ağaca bil fiil denilir. Dolayısıyla bana hayat verilmiş, bil kuvve duruyor. Bunun açılımı ise 18 bin alem. Allah'ın dışında yaratılan her şey. Arş-ı azam, arş, kürs, hepsi hayatta yapılmış. Bu bir kuvvetle bir fiil birleşince başka bir şey mi oluyor? Başka bir şey oluyor. Ne oluyor abi? Mesela hayat süzülüyor. Varlık anlayışı oluyor, farkındalığın geliyor. Biraz daha şey yapınca şuurun çıkıyor. Biraz daha olursa akıl çıkıyor. Müstakil bu arada ama insan oluyor. Bu sefer o ikisi bir araya gelince orada oluyorsun. Ne oluyorsun? Onu şimdi yaşıyorsun. Şöyle diyeyim abi, şimdi daha şey net olsun. Şimdi bende cennetin bir kuvve çekirdeği var. Bir de 18 bin alemde bir cennet var. Ben bununla bunu birleştirdiğim zaman ortaya benim farkındalığım, şuurum mu çıkıyor? Yani şuuru biz daha batını söyledik. Onun şeyi, sen de bil kuvve, o bil fiil yaklaştığı zaman onu burada yaşıyorsun. Mekan ne? Mesela bir uygulayayım. Mesela bazısı ölümden, yani hayatta lazım olacak şekilde misal veriyorum ki hayatta konu. Ölüm korkusunu bugün birisine anlatırken telefona dedim ki, ölüm korkusu bir, hani çok çeşitli anlattık ya burada, yani beden şey. Başka bir şey söyledim ona. O çünkü o işi o. Biraz safihti. Hazır lezzetlere muttela olan insan o lezzetlerin bitmesini, terk etmesini istemiyor. Ölüm korkusunun bir sebebi budur. Zeval. İkincisi, ölüm korkusu çok mühim bu söyleyeceğim. Orayı buradan daha emniyetli tutarsan ölüm korkusu olmaz. Orayı buradan üstün tutarsan, ölüm korkusu burayı oradan üstün tutmanın den kaynaklanıyor. Ölüm dediğimiz mevt abi, bu ikisi bile... Mevt almadı ölüm. Şimdi tabakayı insaniye, yani hayat, ben bir kuvvet bir şey oldu mu, insan oluyorsun yani. Orası burası böyle. Muhatap ilahi oluyorsun. Aradığını aradığın zattan soruyorsun. Şöyle bir cümle var. Ve hadsi eşyayı iştirak ve ittihat ettirip bir vahdeten bedar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalatı vücudun umumuna sebeptir. Evet. Aynen öyle. Cevabı mesela sanki. Biraz daha şey yaparsan ille izanı, hayatın 29 hassası o. O olursun. Devam edeyim. Fazla şey yapmak istemiyorum böyle gideyim diye.
Hayat toprağa benzerse, hayat toprağa benzerse hayat, istidatlar da bitki çeşitlerinin çekirdeklerine benzer ki, istidat, kabiliyet değil. Evet, abi. Hayat toprağa benzetirsek, bitki çeşitleri var. Maydanozdan, havuçtan, elmadan, armuta kadar. O çekirdeklerin adı istidattır. Hayat toprağına atıyorsun. Hayat kendini bitkilerle ifade eder. Çekirdeği atınca bitkiyle ifade etti mi? Hayat patlamış, açılmış, camidat ortaya çıktı. Yani çekirdek, çekirdek patladı. Ve ne oldu? Bir fiile çıktı. İşte toprak, çekirdek ilişkisini düşün. Hayat ile kalp, ruh da böyle. İstidat ve kabiliyetlere göre mi çekirdek patlıyor? Evet. O zaman... Mesela bazı aşağı doğru gidiyor, bazı yukarı gidiyor. Mesela o mektubattaki birinci soruda bazı muhim ulema da o Hızır Aleyhisselam'a hayatında şüphe etmişler diyor. O zaman bazılarının hayatında Hızır Aleyhisselam var, bazılarının yok mu? Evet, inkişaf etmemiş o işi. İnkişaf etmediği için evet. Hayatını kabul etmiyorlar o zaman. Mesela haşir diyor, etmiyor, hayatını kabul etmiyor. Mesela haşir naklidir diyor, akli değildir diyor. Ama Risale-i Nur aklını da ispat etmiş çocuklara da. Mazhar olamamış o esmaya. Biraz da yani mesela hayatı patlatalım. Allah cevher hayatı yarattı. Bir patlattı Allah. Camidat oldu. Taş toprak. Biraz da patlattı. Bitki, nebatat çıktı. Biraz da patlattı. Hayvanat. Sonra ruhaniyette gidiyor. En sonunda beşer patlıyor. İnsan değil. Sonra da beşerin insaniyet ve diğer meratipleri ortaya çıktı. Hani hayat var ya hayat. Sen şöyle diyeyim. Kainat Allah'ın dışında bütün mevcudatı makineye koyalım. Meyvenin suyunu çıkarır gibi. Bütün mevcudatın suyunu alırsak çıkan nedir? Hayat. Hayatı da daha latif makineye koyalım hayatın. Özünü alalım. Meyve suyunu çıkarır gibi. Hayatta ne çıkacak? His. His ne? His doğru. Sonra hissi de koyduk makineye. Ne çıkar? Şuur. Sonra onu da şey yaptık. Özünü aldık. Akıl. Ha ruh ise bunların özü değil. Sabit ve müstakil bir zatıcı. Zatı cevheridir. Yani şimdi hayatı patlattık. Camide çıktı. Bir daha patladık, patlattık, nebata çıktı. Bir daha patlatıyorsun, hayvana çıkıyor. Bir daha patlatıyorsun, ruhaniye çıkıyor. Bu ruhaniyatların da mertebeleri şeyi var. Mesela ruhaniyatın bir cenşi var, dan var, ham var, tam var, test var. İmam Gazali söylüyor. Bu saydıklarım dört nevinin her içerisinde, her birinde de bin çeşit var. Acayip. Hepsi bizde biliyor musun? Bunun, bunu hayatın 29 tarifi ve sıfatını anlatan Lemalar 329'daki hayat bahsinde geçiyor. 29. Tamam. Hayat adeta metallerle hamur şeklinde olan toprağa benzer. Yani metal dediğimiz var ya, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko. Nereden çıkıyor? Topraktan. Toprak nedir? Elementler var ya, metal maddeler. Onların hamuruna toprak diyoruz. Hayat da böyle. Tek şeydir toprak ama şu anda bilinen 108 tane element var. 108 tane element mi? Şu anda. Toprak diyoruz aslında. Toprak diyoruz genelinde. Bir toplam bir ismini kullanıyoruz. Hmm. Ne diyoruz ona? Diyoruz ki toprak. Ama toprağın içerisinde 108 tane element var. Hayat diyoruz. Şahit olduğumuz bir uşkurluk, bir mide, bir görüyoruz, işitiyoruz. Bak görmeye bak, işitmeye bak. Hiç alakası var. Konuşmaya bak. Şöyle şahit olduğumuz 15-20 tane sıfatı var. Yani nereden nereye? Bunun da zaten çoğusu da hayvanlarda da var. Bir şey sorabilir miyim abi? Şimdi bu Almanya'daki yapılan derste alınan bir not var da
Şimdi beşeriyet denilmiş. Kapatma kapıyı. Heh. Beşeriyet denilmiş, zıtların cemi diye yazılmış abi. Mesela insaniyet ise diyor, kamil sıfatların cemi. Evet. Ama şimdi mesela celali ve cemali olarak iki şekilde tecelli ve tezahür ediyor ya Hasan abi. Yani celali olan da, cemali olan da mı her ikisi de mi? Yani zıttan ayrılması değil de hepsinin kamil olan. Kamil olan. Kamillerin cemi mesela. Celalin, celal mesela. Kuvve-i Gadabiye. Şey kötü değil ki. Mesela ifratı var, iyi değil. Tefriti var, iyi değil. Vasatı var, çok nimet. Şecaattır. Değil mi? Yani bak, celali, cemali. Bir araya cem ettim insan, kemali oluyor. Kemal sahibi oluyor. Toprağa bak, toprak diyoruz ama anladık mı burayı? Hamurdur. Elementlerin hamurudur. Peki, o elementleri nasıl ayrıştıracağız? Toprağı yüksek fırına, fırında farklı isim verilerek diğerlerinden ayrıştırıldığı gibi mesela 990 santigrat derece verirseniz bakır çıkıyor. 1500 santigrat derecesi verirsen demir ayrışıyor. Yani verilen ısıya göre ayrışmalar oluyor. Tamam? Şimdi harici bir tesir veriyorsun toprağa. Gel bu tarafa diyorsun. Her bir hadise de biz hayat fırınına atılmışız. Verilen bir derece var. Derece bu. Allah sana bir buna muhatap ediyor. Fırında çık bu tarafa toprak. İnsan bir toprağa benzer diyor. Çık bu tarafın. Bu tarafın da ayrılsın. Şu tarafın şöyle gitsin. Posa da böyle olsun. Ha? Ama bakarsın ki hiç fırına verilmemişsin. Toprak olarak kalmışsın. Ne işe yarar? Hayvan yemez seni. O senden ancak ot biter. Bitki biter. Ama hem bitki bitse, hem yüksek fırında demir olsan, uçak olsan, araba olsan, bak ne işlere yarıyor. Görüyor musun? Fırında farklı hissi verilerek diğerlerinden ayrıştığı gibi hayat toprağa benzer ise en alt tabakası camidat, yukarıya çıktıkça nebatat, daha yukarı ise hayvanat, cinler, melekler, tabaka insaniyet, daha yukarı ise cevherler, eneler ve ene ve sırr-ı insani. Bunlar meratipler. İşte hayat tabaka, yani niçin acele ediyorum? Çok acayip inşallah örnekler var burada. Ona yetişelim diye, çok garip. İşte hayat tabaka insani çıkınca ne oluyor? Hem çok kolay, hem hazır yanındaki aynesinde hiç uzun bir seyahat-ı fikriyeye muhtaç olmadan iman-ı tahkikiyi kazanır. Yani mesela iman esaslarında ne var? Âmentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve rusulü. Resulullah aleyhissalatü vesselam miraca gitti. Hani biz gurbete gideriz, çarşıya gideriz, alışverişe gideriz de çocuk sorar ya, baba ne getirdin bana? Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti, ne getirdi Allah'tan bize? Çocuk gibi markette bir şey mi getirdin baba? Getirmedim denilir mi ya? Peki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam miraca gitti. Ne getirdi bize? 5 tane meyve getirdi, 5 tane. Ben bir tanesini okumak istiyorum. Hepsinin üstünü ama. İlk cümlesini. 5 tane meyve. Gerisi teemmel. Düşün. Bundan dair. Gitti. 1. meyve. Bak burada. 1. meyve. 5 tane meyve getirmiş. Vakatı merak eder. Daha gitti de ne yaptı? Kendi şansına egoist miydi haşa? Haşa haşa. Benden bir şey götürmedi mi? Oradan bana bir şey getirmedi mi? Nur. Allah'tan emanet beraberindeydi. Ben vardım orada zaten. Ha? Peki ne getirdi? Ben orada vardım zaten. O beni götürürken hepimiz vardı. Peki tamam da ne getirdin? Tekrar 5 defa söyledim. Emniyetine binaen. 1. meyve. 5 meyvenin 1. meyvesinin ilk cümlesini okuyorum. Erkan imaniye nedir? İman esasları değil mi? Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübi ve rüsülahir.
Allah'a iman. Tamam, kafana koy şimdi. Erkan imaniyenin Allah'a imanı, hakaykını, Allah'a imanın esasının hakikatını gözüyle görüp, Allah'a gözüyle görüp, melaiki, cenneti, ahireti, hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek, sonra gitti. Ya kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki, yani Allah'ı görme hediyesini getirdi bize. Siz de göreceksiniz. Gözümüzle. Gözle görmüş. İman esasları var ya, amentü billahi, ahireti, Allah'ı, melekleri, bunları hatta Zat-ı Zülcelal'i gözüyle müşahede etmek. Bunu kainata ve beşere öyle bir hazine, bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiştir ki diye devam ediyor. Yani şu kainatı perişan, fani, karmakarışık bir vaziyet iken insan bunu getirdiği zaman, Allah Allah. Yani bu imkanı getirdi yani. Bu imkanı getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ı görmek. Allah kim, sen ben kim ya? Onu getirmiş ya. Göreceksin dedi. Zat-ı Zülcelal. Zattan bahsediyor. Yani bundan daha büyük şey olur mu? Biz kendimizi zannettiğimiz gibi zannediyoruz. Güzel söz. Anladın mı? Biz kendimizi zannettiğimiz gibi zannediyoruz. Bildiğimiz gibi biliyoruz. Anladığımız gibi anlıyoruz. İnsan çok gariptir. Bildiği ve şahit olduğunun dışına çıkmak istemez. Tehlike addeder. Onun için gitmez ahirete. Hepimize sorayım, içinizde dursun. Cennete gideceğinizi dahi bilseniz ölümden korkarız gibi. Böyleyiz. Telaşlanırız belki. Hem de ne kadar? Ama o kadar acayip bir güzel ki, oraya o kadar güzel ki, o güzelliğin 70 bin perdeden geçmiş hali aralansa, yani biraz aralansa ahiret, hep ben gideceğim diye dünyada bir tane insan kalmaz, intihar eder. Olur mu ya? Lan bir kız için intihar ediyordu adam. Cenneti görse, hurileri görse ne yapar? Gider değil mi? Ama maalesef intihar edince oraya gideceğini zannediyor. Karşısına başkası çıkacak. İşte bir daha okuyorum burayı. Hem çok, yani hayat tabaka insani çıkarsa ne olur? Ne olurmuş? Çok kolay, hem hazır yanındaki ailesinde, hayatında hiç uzun seyahati fikriye muhtaç olmadan, o alemlere dolaşmadan hayatında imani tahkikiyi kazanır. Zat-ı Zülcelal'i seyreder ve en kıymetli ve hakkal yakın derecede vicdani, öyle bir bak, inkişaf ederse hayat, vicdanı, hissi, Allah nerede hazır olur? Vicdanında, hissinde bir derece şuhudi, şahit oluyor, görüyor. Hakikat insaniye haritasının, hakikat insanı harita, enaniyeti beşeriye filistesini ve mahiyeti nefsiyesini mutala ile, yani hayat tabaka insanı çıkınca vicdanında, hissinde, hatta kalbinde şuhudi ne görecek? Hakikat insanı haritasını, kendisi kendisini görecek. Merak etmiyor musun kendini? He? Bu sen misin? He? Bu ben miyim? Ben 50 sene, 40 sene önceki kimdi? Peki bu şimdi ben misem? Bugün çok konuştuk. Bu ben değilim. Ben kullanıyorum bunu gömlek gibi, araba gibi. Bak, hakikat insani haritasını görür. Enaniyeti beşeriye filistesini görür. Mahiyeti nefsesi var ya, nefse emmare, Allah Allah. Nefsem mare, leva, memuli, memutbayne, raziye, safiye falan. Bunlar neydir ya? Onları bizzati mutala ile, yani bunları vicdani, hissi, şuhudi görecek. Kendini, hepsini ya. Sen senden şahit olacaksın. Sen senden. Mesela
en çok insan nereden kaçar? Kendisinden kaçıyor. En çok. Niye için kaçar? Mesela hiç gördünüz mü? Vardır ama istisnadır. O da ölçü değil. Zifiri karanlıkta çekirdek çıtlatıyor. Yani yok be, hayata bak. Yok, kimse karanlıkta oturmak istemez. Yani açıkta olur, tepede olur, manzarada olur, ışıkta olur. Çekirdek, yani demek ki sorunludur psikoloji. Gece birisi otursa herhalde manzara seyrediyor demezsiniz. Tamam. Hiç kimse karanlıkta oturmak ister mi? Karanlıkla oturmak ister mi? Yok. İçimiz karanlık olunca kendimiz de oturmak istemiyoruz. Tamam. Biz biziz yani. Biz değildik. Biz bize geldik. Bizi bizden mi sorarlar? Biz değildik. Yani bak bir dakika. Hayat tabaka insaniye çıkarsa vicdanda ne var? Latife-i Rabbani. Allah'a görmeye, hissetmeye. Görür ama hisseder. Sonra şuhudi, ruha inkılap eder. Allah'a şeyi. Sonra nereye varır? Hakikat insaniye haritasını. Enaniyeti beşeriye, enaniyeti beşeriye filistesini ve mahiyeti nefsiyesini mutala ile bunları mutala eder böyle. Allah'a orada şahit olur. Arşta şahit olur Allah'a. Arş-ı Azam'da şahit olur Allah'a. Lef-i Mahfuz'da şahit olur Allah'a. Bu da iman var ha. Hala iman var. İmanın buradan başlar. Ta kabu kavsene kadar gider Berat'i. Bunları bu tala ettin mi şeyi? Hakikat insani haritasını, enaniyeti beşeriye filistesini, mahiyeti nefsiyesini mutala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki imanın oraya kadar şüphe ve vesvese var yani. Endişe etme. Ondan sonra bir bilse ki bu insanlar ama kimse duymasın. Vesvese ve vehim gelmese o insan insan değil. Başka bir şeydir. Meleklere gelmiyor, sırlara da gelmiyor. Onun için iyi ki vesvese ve vehim var. İnsanı zengin ediyor. Bana niye vesvese ve vehim gelen diye ne diyorum. Gelmese ne olurdun biliyor musun? Ya sığır olacaktın ya melek olacaktın. Ya da şeytan. Şimdi ben çok şey yapmıştım, bu soruyu kafanıza atayım da. Beni şeytan kandırıyorsa, bu şeytandan önce şeytan yoktu. Şeytanı ne oldu ki? Şeytan şeytanlık yaptı. Çok ilginç. Onu da kandıran kim idi? Onun için bu sorunun cevabını bulduğun zaman şeytan hariç de aramayacaksın. Abi su nasıl? O sende. He? Suyun ıslatması gibi bir şey ya. Evet, suyu kim ıslattı? Hariçte arıyorsun. Evet. Yani sanki su kuruyormuş da birisi ıslatmış. Su denmesi için birisi ıslatmaması gerekiyor. Tamam mı? Evet. Suyu birisi ıslatmadığı için sudur. Birisi ıslatırsa su değildir o. Tamam. Şeytandan önce şeytan yoktu da şeytan olmadan önce şeytanı var mıydı? Mahiyeti şeytandı. Mahiyeti fıtriyesi onun şeytandı. Şeytanın mahiyeti fıtriyesi. İşaret icazdan çaktırmadan çakıyor. Ya. Senin şeytanı. Bırak şu serseri şeytanı dışarıda ya. Bu çok hoşuna gitti bana hakaret etti diye. Bu horon oynadı. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman şimdi üzüldü. Şimdi ne dedi biraz önce? Sanat-ı fıtriyesi. Onun şeytanı oydu. Bizim şeytanımız kimdir? Kürsteki bizde tam nedir o? Mahiyet-i nefsiyemizdir. Temsilcisi dışarıda şeytandır. Alem kürstür. Ben de nefistir. Nefis derken nefse emmare değil. En düşüdür. Nefsi emmare. Levame var, mulime var, mutfağın var. Bunlar çok nimet. İyi ki var ya. İyi ki günah istiyor. Tamam. Duymasınlar da. Çünkü zaten metsup diyorlar. Abi şu kim sorabilir miyim? Burayı dağıtmamak tamam, şart. Tamam özür dilerim. Tamam.
Ha yok tamam. Sorayım dağıtmayacağım abi. Dağıtır mıyım acaba ya? Abi toprak benzetmesi yapıyoruz ya abi. Allah Celle Celaluhu insanı topraktan halketmiştir mi abi? Etmiş midir? En kesif toprak mıdır abi? En cami olduğu için. Peki çekirdeği aslinin toprak hükmünde olduğunu neden düşünmüyoruz abi biz? Meculü. O da bir mana en kesif abi. Hepsinin içinde barındırıyor. Hararet dışarıdan geliyor. Topraktan halk etmiş mi, toprağa vermiş mi bize? Devam edelim. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki, bu nedir, ne demektir biraz önce anlattım. Bir daha. Hayat tabaka insani çıkarsa, bak koparttım bir daha anlatmaya seven sen sebepsin şimdi. Hayat tabaka insani çıkarsa, o konu başka bir konu. Buraya çıkarsa ne olur? Bir patlattık, bir patlattık, bir patlattık, bir patlattık. Sonra bir daha patlattık ki, vicdanda Latife-i Rabbani Allah seyrediyor. Seyredince hisleniyor. Ondan sonra artık onunla mülaki oluyor. Allah ile sohbet ediyor. Rabbi ile sohbet ediyor. Edince, bak. Sonra ya Rabbi diyor bu. Ama o kadar da ilerisini sormayın. Ya Rabbi dedi ki, en son ben seni yarattım, beni merak ettin. Şimdi benden ne istiyorsun dedi. Yani benden bir şey istersen o ben değilim, benden bir şeydir. Tamam ama benden bir şey iste deyince, bak Allah ile konuşurken şunu dedi insan. Ya Rabbi, ben neyim ya? Ben benle tanışmak istiyorum, ben beni görmek istiyorum. Ben hakikat insanı haritamı, enaniyeti beşeri filistemi, mahiyeti nefsiyemi mutala etmek istiyorum. Yani bu muamma denilen bir şey, ben kimim ya? Ben senin neyinim? Bu neyin hakikati? Ben şöyle bir cevap buldum. İnsan Safiyullah'tır, insan Halilullah'tır, insan Halilullah'tır. Evet. Ama Safiyullah'tır dediğin zaman ne diyeceksin? Yani hepsi insandır. Evet. Bunlar sıfatlarıdır. O değil ama. Bunlar sıfatları. Sıfat. Habibullah sıfatıdır. Safiyullah sıfatıdır. Kelimullah sıfatıdır. Mahiyeti mi? Evet. Sonra imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine çıkınca ne olur? İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi kabu kavseyindir. Yani anlamadım. Sırrı akrebiyet, akrebiyet değil, sırrı akrebiyet. Başka? İyi yaslanın şimdi. Veraset-i nübüvvete bakar. Gafur sen vefat edince... Senin varsa ki servetin kime kalacak? Varisin kim? Çocukların. Hiç kimsen olmasa öyle birisine kalır diyeyim. Bu insan tabaka insaniye, hayat tabaka insani çıkarsa, imanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi olan vicdani hissi ve bir derece şuhudi, İmanın hakikati ne olur? Hakikati insaniye haritasını, enaniyeti beşeri filistesini, mahiyeti nefsiyesini mutala ile imanı şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmak ne demektir? Sırrı akrebiyettir. Başka? Veraset-i nübüvvettir. Peygamber ve... Evet. Öyle. Yani onu... Ben varisi benim. Onunla nebi olarak sohbet etmeye başlarsın. Yani nebi artık sen nereye gidersen o sıfatına hizmet ediyorsun. Nebi olur. Nebi olarak sohbet edersin. Evet. Yani öyle. Evliya oldun. Resul değilsin. Vahiy gelmedi. Kazanımlarına varisin. Verilenlere değil, kazanımlarına varisin. Ben Allah, peki sıra akrebiyet nereye bakıyor? Subhaneke ya bais talite ya varis ecirne minen nari biafike ya Rahman.
Subhaneke ya bayis taleyte ya baris ecilne minen nari biafike ya rahman. Allah'ın varisi oluyoruz. Subhanallah. Varis. Ey varissiz varis. Abi. İnsan Allah'ın varisi oluyor. Subhaneke ya bayis taleyte ya baris ecirne minen nari biafike ya rahman. Subhaneke ya Allah taleyte ya rahman ecirne minen nari biafike ya rahman. Subhaneke ya rahim taleyte ya kerim ecirne minen nari biafike ya rahman. Sıra akrabiyet. Cenab-ı Hakk'ın varisi oluyorsun. Veraset-i nübüvvet de peygamberin varisi oluyorsun. Ya şu söylediğinizi bir anlayamış. İyi ki anlamıyoruz. Yani anlayamıyoruz yani. Şimdi El-Fatiha.